Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Bu geceki NBA maçlarını yorumlayacağım ve tahminlerde bulunacağım. Hızlı olmaya çalışacağım. Çünkü video biraz geç kaldı. Kusura bakmayın. Bu gece iki maç var. Yani 11 Haziran 2021 tarihli. iki maç var. İki maçı da yorumlayacağız ve tahminlerini vereceğiz. Hızlı bir şekilde fazla sürmesin diye sizde siz de izleyebilenler izlesin ve oynayabilsin, kullanabilsin diye. E, hızlıca geçiyorum. İlk maçımıza Milwaukee-Brooklyn maçı. Burada seride Brooklyn 2-0 önde. Üçüncü maç oynanıyor seride. Milwaukee artık ne yapıp ne edip maç kazanması lazım. Kendi evinde oynanacak bu maç. Tabii ki e, öncelikli olarak e, son maçta zar zor 86 sayı attılar. Bu maçta artık sayı atmaları lazım biraz saldırmaları lazım. Daha ofansif, daha saldırgan oynamaları lazım. Tabii ki Brooklyn'in stilinde olmaları lazım. Daha da üstün olmaları lazım hücumdaki. Kazansınlar öncelikli bunu yapmaları lazım. Ve bunu düşündükçe tabii ki ne demek oluyor o? 120 sayıları seviyesinin üstüne çıkmaları lazım muhakkak mecbur. Yani en az bir 120 sayının üstünde atmaları gerekiyor ki maç kazanabilsinler. Brooklyn'e karşı özellikle 120 sayının altında kaldığın zaman hiçbir zaman maç kazanamazsın. O yüzden burada tabii ki Milwaukee belki yenebilir, bir maç alabilir. Seriyi 2-1'e getirebilir. Belki yenemez de 3-0'a da seri gidebilir. Ama bu maçta öne çıkarttığım şey artık fazla sayı olacağı. iki takımın da fazla sayı atacağı. Milwaukee'nin de artık sayılara 86'larda değil da onlar da 100'ün üstüne 120 civarlarına artık geleceklerini düşünüyorum kendi evinde. Daha açık oynayacaklar, daha saldırgan oynayacaklar. Tabii ki Brooklyn'de buna cevap verecek Kevin Durant'la Kyrie Irving var ve diğerleri var. Cevap gelecektir. O yüzden bu maçta öne çıkarttım şey arkadaşlar toplam sayı Barem'in 231 sayının üstünde ol olacağı fazla sayı atılca iki takım da zaten Brooklyn'de 2-0'dan sonra rahatlamış durumda. Onlar da daha rahat oynayacaklar, daha açık oynayacaklar. Zaten fazla defası yapmıyorlar. Onlar da yine aynı şekilde hücum olarak oynayacaklar. Ama Milwaukee'nin hücumu oynaması daha fazla üçlük atması gerekiyor. O yüzden burada öne çıkarttığım 231 sayının üstü olur arkadaşlar toplam sayı olarak deneme olarak bunu oynayabilirsiniz. Fazla sayı bekliyorum bu maçta. E, maç sonucu olarak isterseniz Milwaukee denersiniz, isterseniz Brooklyn'i e alırsınız. Karar sizin. Ama benim öne çıkarttım toplam sayı baremlerin üst olacağı. E, tabii ki oyuncu yüz baremlerinde de burada artık yani Santete Kumpo'nun 32 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Hem kendi evinde hem daha saldırgan daha açılacak daha fazla e, ileride oynaması, daha fazla dakika süre almasını da bekliyorum. Yani yani Santete 32 sayı üstünü ve Kevin Durant'ın 32 sayı üstünü oynayabilirsiniz arkadaşlar. İlk kombinemiz bu olacak. İkinci kombinemiz son maç, iki maçta da bir şey veremeyen artık Chris Middleton. Bu maçta biraz daha etkili oynayıp 22 sayın üstünde atacaktır diye düşünüyorum. Chris Middleton'ın da 22 sayı üstünde atmasını oynayabilirsiniz arkadaşlar bu ikinci kombinimizin ilk maçı ve diğer tarafta da Joe Harris olacak o da 13 sayının üstünde atması yani Joe Harris ve Chris Middleton kombinesini oynayabilirsiniz artık Chris Middleton o da fazla sayı atarak katkıda bulunup maç kazandırmaya çalışması gerekiyor <laughs> ikinci kombinimizde Chris Middleton ve Joe Harris'in Joe Harris 13 sayı üstünde Chris Middleton 22 sayı üstünde atması arkadaşlar. Böyle yaptığımız kombinlerden sonra tabii ki dediğim gibi en öne çıkarttığım şey 231 sayının toplam sayının aşılması. Bunu rahatlıkla alabilirsiniz. Tek olarak bir 1.70 gibi civarlarında bir oranı var. Yani güzel bir orandan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci maça. Bu geceki ikinci maç Utah Jazz ve Los Angeles Clippers maçı ilk maç bitti. 1-0 önde Utah Jazz 1-0 öne geçti. Tabii ki ilk maçta sonlarda ele son çeyreklerde Los Angeles Clippers'ın yorgunluk belirtileri ortaya çıktı. Ve Utah Jazz maçı kazanmayı başardı. Şimdi bu ikinci maç olacak. Biraz da olsun daha kendinde olacaktır Los Angeles Clippers takımı. Daha dinlenmiş çıkacak Utah Jazz karşısında. Tabii ki bu maç daha zorlu geçecektir iki takım içinde daha kolay, o kadar kolay olmayacak ama Utah Jazz tabii ki takımın normal sezon lideri NBA'in bir de çok sağlam defansları var, sağlam oynuyorlar. Bu maçta Mike Conley yine oynamayacak gibi gözüküyor, ama oynamadığı zaman da diğer oyuncular Donovan, Mitchell, Jordan, Clarkson ve Boyan Bogdanovic, Joe Ingles etkili oyun oynadıkları zaman tabii ki defans özellikleriyle center'da sağlam olan Rudy Gobert'le de yedekten Derek Favors geliyor. Bu oyuncularla birlikte iyi bir kombinasyon yapıp kendi evinde Utah Jazz'ine kazanmayı ve durumu 2-0'a getirmeyi isteyecek. Tabii ki buna Kawhi Leonard izin verecek mi bu maçta? Bu maçta biraz zor olacağını düşünüyorum. Kawhi Leonard'ın izin vermeyeceğini düşünüyorum ve çok etkili bir maç çıkartacağını bu kez düşünüyorum ve seriyi birbirine getirmek için. Burada alternatif olarak size önereceğim şey arkadaşlar tabii ki öncelikli olarak güzel orandan bir sürpriz olarak da deneme yapabilirsiniz. Los Angeles Clippers'ın galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. 2.20 gibi güzel orandan. Yani ilk önereceğim şey Los Angeles Clippers'ın sürpriz galibiyeti Kawhi Leonard'ın ve Paul George'un etkili oyunuyla birlikte bu maçı kazandırmaları ve bu maçta düşüncem öyle ki Donovan Mitchell ve diğerleri e, sayıları atamayabilir, üçlükler girmeyebilir. O olduğu zaman zaten Los Angeles Clippers durumu birbire getirme durumu olacaktır bu maçta. E, şansları da tabii ki olursa ama buna güvenmeyen isteyen yani buna güvenmeyen e, yüksek oranda Clippers'ın galibiyetini güvenmeyen. Burada 220 sayı toplam sayı yine üstünü öneriyorum arkadaşlar. Burada daha serbest oynayacaktır Los Angeles Clippers takımı. Ee, tabii ki Utah Jazz buna cevap vermeye çalışacak. İkinci maçta biraz daha rahat oyuna, daha fazla sayı da atılmasını bekliyorum. 220 sayının üstüne çıkacaklardır. Yani takım galibiyetlerini takım taraf taraf taraflarına güvenmeyenler 220 sayı üstünü rahatlıkla alabilir burada. Burada yine Kawhi Leonard'ın etkili oyunuyla birlikte Paul George'un etkili oyunuyla birlikte fazla sayı atılmasını bekliyorum. En azından bir deneme yapacaktır Clippers takımı maçı kazanmak için. Ama maçı kazanmasalar da 220 sayı baremi aşılacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz bunu da üst olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. 220 sayı üst barimini deneyebilirsiniz bu maçta. Tabii ki tarafta oynamak isteyenler dediğim gibi Los Angeles Clippers'ta 220 gibi güzel orandan tekli olarak deneme yapabilirsiniz. Ee, tabii ki sağlam basmak isteyenler Utah Jazz için oynamak zorunda olacak. Ama dediğim gibi bu maç sağlam basılacak durum değil. Çünkü 2-0 artık çok daha tehlikeli sonuç olacaktır Clippers için. O yüzden ne yapıp ne edip bu maçı kazanmaya çalışacaklardır. Elinden geldiği kadarıyla Kawhi Leonard'ın etkisiyle. Tabi üz baremlerinde ilk önereceğim ikili Donovan Mitchell'in 30 sayı üstünde atması arkadaşlar. Bir de Kawhi Leonard'ın 28 sayı üstünde atması. Yani bu ikili Donovan Mitchell ve Kawhi Leonard ikisi üste çıktığı zaman zaten fazla sayı atılmış demektir. Donovan Mitchell 30 sayı ve üstü Kawhi Leonard 28 sayı ve üstüne gelecektir. Ve bu maçta etkili bir oyun sergilenecektir. Bu maçta ayrıca tabii ki ikinci ikili olarak vereceğim size Boyan Bogdanovic'in 17 sayı üstünde atması ve Paul George'un 23 sayı üstünde atması. Bu maçta Paul George'dan da etkili oyun bekliyorum. Daha fazla destek çıkmasını sayı olarak zaten bir guard olarak da oynuyor bazen. E, sayı olarak da etkili oyun çıkarmasını ve ondan da 23 sayı üstünde atmasını bekliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde Boyan Bogdanov de üçlükleriyle beraber o da rahatlıkla 17 sayın üstüne çıkma durumu var. Onu da çıkacaktır, başaracaktır. En azından takımına iyi bir şekilde destek olabilmek için. İkinci ikilimiz de bu oluyor arkadaşlar. Boyan Bogdanovic 17 sayı üstünde ve Paul George 23 sayı üstünde. Dediğim gibi burada yine de öne çıkarttığım şey 220 toplam sayı baremi üstü. Daha sağlam olarak daha rahatlıkla bunu oynayabilirsiniz. Daha açık oynayacaktır. Bu kez iki takım fazla katı defans olmayacaktır. Ve bir şekilde bu sayılar yani 220 üstünün bareminin aşılmasını bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk maçta da 231 üstü baremini, ikinci maçta da 220 üstü baremini. Yani bu gece üst baremlerin aşılacağı bir gece olacaktır diye düşünüyorum. O şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi taraf almak isteyen e, sürpriz olarak Clippers'ın galibiyetini deneyebilir. Bu akşamki video böyleydi arkadaşlar. Daha hızlı bitirmek istiyorum. Daha hızlı yüklenebilsin diye, kullanabilen kullansın diye. Herkese kupon başarıları. Hoşçakalın. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Yarın da Euro 2020'nin İlk maçların videosu gelecek. Onu da bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.